Merhaba, merhaba hanımlar, günaydın, günaydın diyeyim. Günlerimiz aydın olsun, oh, hepinizi öpüyorum. Günümüz aydın olsun da benim pek bugün aydın değil gibi. Böyle bir sıkıntı var bugün, Allah hayırlara çıkarsın ya Rabbim içimde. Kahvemi yaptım, oturuyorum dedim, bir konuşayım bakayım hem sizinle. Canlı yayın yapasım bile yok bugün nedense. Hiçbir iş yapasım yok. Akşama kadar derler ya hani miskin miskin yataktan çıkma yat. Öyle sağa dön, sola dön. Öyle bir haldeyim, ruh halindeyim. Acaba mevsim değişikliğinden olabilir mi? Olabilir de. Oluyor bana böyle arada. Bir de nadir oluyor. O nadir günlerimden bugün, bugün yani. Şimdi diyeceksiniz bu kadın da kendi kendine geçti karşımızda konuşuyor. Kendi kendime değil kız sizinle konuşuyorum ben. Altına yorumlarınızı yazabilirsiniz. Erken alan şey kalkan yol alır derler ya. Yok anam ben bugün yol da alamam. Dışarıda bir işim var, gitsem mi gitmesem mi? Yemek hiç yapasım yok bugün. Ay ne kadar kötü bir günümdeyim ben ya. Bugün öyle bir günüm değil. Yemeğim dünden var, idare eder. Yanına bir salata. Ama İsmail'in yiyeceği bir şey değil. İsmail'e ne yapmam gerek? İsmail'in en çok sevdiği, evet, yayla çorbasını, yoğurt çorbasına bayılır. Oğluşuma az biraz ondan yapayım. Gerisi tamam. Ya da hep beraber kız ben sohbet ederken gider beraber de yaparız onu. Hem dedikodu yaparız hem de çorbasını yaparım İsmail'in. Önce bir kaldırayım İsmail'i de bir uyandırayım da kahvemi içeyim. Kahvaltısını yaptırayım. Ondan sonra oğluşumun çorbasını yapayım. Onu servise bindirdiğim zaman Allah kerim. Bir akşama kadar yatacağım elense. Derler ya karpuz yata yata büyür. Öyle yapacağım. Ya da gideceğim dışarıda bir işim var onları halledeceğim. Pek dışarıya da çıkmak istemiyorum çünkü iyi bir günümde değil. Çıkarsam birilerine de dalaşırım da. Öyle bir huyum da var yani. Evet benim bu halimi eleştirebilirsiniz. Ne oldu sana da diyebilirsiniz. Aslında ben de bilmiyorum. Nedensiz bir sıkıntı. Yoksa o kitaplardan birini mi alsam okusam? Yattığım yerden şöyle. Ya da şu kutuların içini mi kurcalasam, temizlesem? Neyse ona bir karar vereceğim bakalım. Şu kahvemi bir bitireyim de. Bir defa kapatayım. Anladığımdan da değil de falcı bacı. Birisi dediydi bana onu. Falcı bacı. Makarnayı çekmiş, makarnayı inip makarnaya yorum yapmış. İnanmıyorum. Biz kadınlar derler ya hani fala inanma, falsız kalma. Yani inanmıyoruz da ama illaki de işte içildi mi bunu kapatırız. Sanki biliyoruz da. Bir de çıksa ne olacak acaba? Ne çıkacak? Şu an şahtık şahbaz olurum belki. İşte kadın milleti. Gökte düğün var deseler merdiven kurar tin 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 oraya gideriz biz. İşte öyleyiz. Yapacak bir şey yok. İsmail de kalkmadı. Bir iki dürteledim. O da bana mısın demedi. Hadi şunun bari çorbasını yapalım hep beraber. Evet mutfağımıza geldik. İşte böyle sersem tavuk gibi dolanır dururum ben. Neyse suyumu koymuştum. Pirincimi atayım. Bir bardak pirincimizi atalım İsmail'in çorbasına. Haşlansın o da. İsmail kalktın mı anneanne? Kuzum. Kalktın mı kuzum? He? Pirincimiz bir haşlana dursun. İsmail'imi doyurayım bu arada. Ama bunun tarifine gerek yok. Yani ben sizinle sohbet olsun diye bugün sıkıntılıyım. Kısayım afını taşmasın.
Gel bakayım anneannem. Anneannen sana ne yaptı? İsmail. Kahvaltıda ne istiyorsun oğlum? He? İsmail'im. Akşamdan akıtma yapmıştım onlara. Gerçi sabah da yapsam olurdu da. Feyzan çok erken gidiyor. Onun için akşamdan yaptım. İsmail de çok sever bunu. Hele çikolatayla bayılır. Bak gel buraya. Gel kahvaltıda ne istiyorsun oğlum? Gelir misin yanıma? Kuzum. Şunu ısıtayım ona da. Pirincim haşlanırken onu da bir doyurayım be. Duduşlar. Bu arada İsmail'i doyururken pirincim de haşlanmış. Ha, iyi oldu. Sıkıntıdan bugün yalnız da yapamayacaktım. Hem çene yapayım diye. Bak bildiğim çorbaya bile bazen insanın neşesi olmasa olmadı mı? Olmuyor. Şimdi unumu kavurayım. Biraz yağ. Çok az bir şey yağ dökeyim. Sersemim, sersem. Sizde böyle olduğu zaman ne yapıyorsunuz acaba? Siz de beni bilgilendirin be. Miskin olduğunuz zaman bir yemek kaşığı unumuz yeter buna. Yatıyorsunuz mu, kalkıyorsunuz mu? Aynen şu şekilde benim olduğum gibi. Suratım turşu sirke mi satıyor acaba? Aman aman. Aman kine aman. Kuracağızımı kavurayım. Mesela ne yapmamı istersiniz? Canım böyle sıkkın olduğu zaman siz ne yaparsınız? Unumuzu silkeleyelim iyice. Dedim hem çene çalayım hem beraber yapalım. Kız bunu da yapamazdım sizle çene çalmasam. Şimdi ne yapayım? Bir şey ya. Aradığım şeyi de bulamıyorum. İyi mi? Mutfakta bugün aptallığım üstünde ya. Aradığım şeyi bulamadım. Ha, buldum. Kız limon sıkacağını arıyorum, arıyorum, bulamıyorum. Meğerse de gözümün önüne koymuşum. Kör gözlü. Bir tane limon yeter herhalde buna. İşte insanın keyfi olmayınca böyle oluyor. Yaptığı işten de hayret bir şey. Gözümün önüne koymuşum limon sıkacağını bulamadım. Bunun da kavruldu. Öf, suyunu koyayım mı? Kendi kendime gülesim geldi, iyi mi? Yarım saattir limon sıkacağı arıyorum. Gözümü çıkaracak limon sıkacağı. Kız ben buna hiç şey demiyorum. Can sıkıntısından sizinle beraber yapalım diye. Hem çene çalayım diye. Yoksa bunu da yapamayacağım. Evet, pirincimizi de bir koyalım. Pratik, çok basit bir çorba ha bu da. Ama benim İsmail'im buna bayılıyor, bayılıyor. İyi aklıma geldi, bunu yaptım ona. Yapmayacağım yemek, dünküler yeter. Havamda değilim, havam yok bugün.
Şimdi limonun içine yoğurdumuzu da koyalım. Evet. 2 kaşık yeter herhalde. Evet, 2 kaşık çorbamızın kıvamına göre yeter. Karıştıralım da dibi tutmasın. Bir tane de bulyon attık mı? Evet, çorbamız tamam. Yumurtamızın sarısını unutmayalım. Şöyle akını ayırayım. Evet. İyi oldu kız. Sizden çala çala çala. Yoksa yapamayacaktım ha. Vallahi hiç canım bir şey istemiyor. Buna ben tuz atmadım ama acaba bulyonun tuzuyla idare eder mi diyeceğim. Etmez. Bir tutam da tuz atalım da. Kendi kendine konuşana da ne derler, deli mi derler? Ne yapalım, azıcık bizim de öyle deli zamanımız, şey, sıkıntıda zamanımız oluyor. Bir laf var, benim annemin hep deli, hüp deli, beşikteki tam deli. Bugün aynı o günlerdeyim. Ana şeyi bak, naneyi unutuyordum. Çorba yapıyorum ya. Yaparak da güzelmiş ha. Çorba yapmak. Bak hiç aklıma böyle gelmediydi. Nanemizi de koyalım. Oh bolca. Bu da iyiymiş. Hoşuma gitti. Kız bundan sonra yemek tariflerini böyle mi yapsa? Buna girmedi de sıkıntıdan ben. Margarin de alalım. İsmail! İsmail! Bir baksana kuzum benim. Ne koyayım anneannem, margarinimizi de koyalım ya. Senin yanına yediğinden koyayım mı? Güzel miydi o? Akıtmadan koyayım mı yanına? Yanına bugün ne koyayım oğlum? He? Sosumuz azıcık kesilmesi. Az biraz sıkıntım geçer gibi oldu. Acaba coşar mıyım? Hı? Bir coşar mıyım bugün? Sosumuzu da dökelim. Coşar da yemek falan yapar mıyım diyeceğim ama. Boşver, İsmail'inkini hallettim ya. Yapmayacağım, coşsam da. Nanemizi de eritelim. Oğlum, oğluşum. Gelsene yanıma kuzum benim. Anneannem yanına sabah yediğinden koyayım mı okula giderken? Ben ne yapıyorum bir baksana bakayım, bir bak, bir bak.
Bir bak buraya, gel oyuncakları dağıtma. Bak bakayım, bu kimin çorbası bu? Bu kimin çorbası bu? Benim. Ay senin, öp anneanneni. Öp anneanneni. Git. O da benim gibi havasında değil. Çorbamız kaynayınca kapatacağız, bitti. Ondan sonra sohbete devam. Evet, ama mutfağı da bir dağıttım, soğuma bir dağıttım. Bugün yemek yapmayacağım, sıkıntılıyım dedim. Bir çorba yapayım dedim. Bir çorba da böyle dağılıyorsa ben inanmıyorum artık. Nanemiz de kavruldu. Şimdi geçeriz olaya. Kalk gidelim diyor. Vallahi kalk gidelim diyor. Tamamdır. Çorbamız da tamamdır. İsvari yemeği oldu mu gerisini boşver. Kuzumun yemeği. Evet, çorbam oldu. Haydi odamıza, haydi. Evet, geldim mekanıma. Bitti çorba. Ama mutfağı görmeyin, kalk gidelim diyor her taraf. Bir çorbayla bir de. Derler ya, isteksiz şeyden hiçbir şeycik olmaz. Ama çorbam güzel oldu be. Boşver, çorbam güzel oldu. Evet, bana burada yorum yapabilirsiniz, eleştirebilirsiniz. Niye sıkkın olduğumu bilmiyorum gerçi. Sorsanız ona bir cevabım yok. Aslında canlı yayın yapsaydım ona bile hiç canım istemiyor. Turşu gibiyim bugün. Turşu. Biraz açılır gibi oldum ama bakalım ilerleyen saatlerde durum ne gösterecek? Ne gösterecek belli. Ya keyfim yerine gelirse dışarıdaki işimi halledeceğim. Ya da keyfim gelmez, şu miskinliğim giderse İsmail'i servise verdiğim gibi cumbaya tak. Uyuyamam da gerçi gündüz. Miskinleşirim. Kumanda elimde böyle. Tat 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 basar duracağım. Akşama kadar. Miskinlik geçesiye kadar. İşte böyle. Bugünkü halim benim böyle. Sıkıntılı halim. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Bir dahaki görüşürüz bir dahaki sohbette. Bundan sonra canım sıkıldı mı açacağım böyle. Karşımda siz var gibi sizden konuşacağım. Sıkıntımı, derdimi anlatacağım. Öpüyorum sizi. Oh, kokulu kokulu canlarım benim. Bye.